Evet, Tahmis, Muhammes ve Tar diye 5 mısralık bentlerle oluşan nazım şekilleri. Dolayısıyla hatta bunun içerisine taştir de katabiliriz. Taştir hem terbi ile ilgili veya murabba ile ilgili hem de tahmis ile ilgili bir terim. Bunlar üzerinde de inşallah durmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şu hususları bir hatırlatalım. Sağdan soldan rahatlıkla bulabileceğiniz şeyler. Evet, ben büyütmem ama sayfanızda sıkıntı olursa büyütebilirsiniz de. Evet arkadaşlar, Muhammez, Tahmis, Tar diye. Hatta bunun içerisine şunu da ekleyelim. Kariyerlerle. Yani kariyerlerle evet. Muhammez, Tahmiz, Taştir ve Tar diye. Evet. Muhammez ve Tahmiz kelimeler arkadaşlar aynı kökten türemiş kelimeler. Arapça hams ve hamse 5 biliyorsunuz. Tahmiz beşe çıkarma, beşli yapma. Muhammez de beşli söylenmiş anlamında. Biz geçen haftaki derslerimizde hep söylemiştik. Daha önceki yıllarda da hatırlarsanız. Demiştik ki müselles, murabba, muhammez, müseddes, müsebba, müsemmen, mütessam, muaşşer gibi M ile başlayanlar, yani mufaal kalıbında olanlar doğrudan doğruya bu nazım şekilleriyle yazılan şiirleri ifade eder. Ne demek bu? Yani şair bir gazel kaste yazar gibi oturur, müselles yazar, murabba yazar, muhammes yazar, işte ilahir, muaşşer yazar. Bir de diğer taraftan arkadaşlar, bir gazelin, özellikle gazelin, bazen de kastenin beyti veya beyitleri üzerine mısralar ekleyerek veya araya ilaveler yaparak onun bentlere dönüştürüp yine üçlü, dörtlü, beşli, ilahi, onlu nazım şekli yapma söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar teslis, terbi, tahmiz, testis, tesbih, tasmin, testis ve taaşür gibi te ile başlayan yani tef'il babıyla türetilmiş olan bu terimler de var olan bir beyti 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a tamamlama şeklindeki nazım şekillerinin ismi. Yani bu mantık kavradıktan sonra aslında bu nazım şekillerinin çok da problem olmadığını göreceksiniz. Tek farkı nedir? İşte müselles, testis, murabba, terbi, muhammez, tahmiz ve bunlarla ilgili yani mezun olduktan sonra gireceğiniz sınavlarda da başka zamanda karşısına çok şey çıkacak. Aslında hepsinin temel mantığı aynı. Tek fark nedir? İşte ya 3'tür, ya 3'e çıkarılmıştır, ya 4'tür, 4'e çıkarılmıştır, 5'tir, 7'dir, 8'dir, 9'dur veya 9'a çıkarılmıştır gibi. Temel mantık bu şekilde arkadaşlar. Taştir farklı bir terim arkadaşlar. Taştir kelimesi Arapça şatr, yarma, parçalama anlamında bir kelime. Bu da tef'il vezinde. Yarma, bölme anlamına gelir arkadaşlar. Bunun da mantığı şu arkadaşlar. Şimdi biz normalde teslis, terbi, tahmis gibi nazım şeklini yaparken bir beytin iki mısranın üzerine bunu üzerine basa basa söylüyorum. Üzerine mısralar ekleriz. Yani gazelimiz nedir arkadaşlar? A, B, A, C, A'dır. Biz üzerine 3 mısra ekledik. Değil mi? 3 tane yani A şeklinde oldu. Sonra B, 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 B BA şeklinde devam etti. Yani terbide, tesiste, tamiste beytlerin üzerine yani o A, B, B, B mısraların üzerine mısralar ekliyoruz. Taştirde durum farklı arkadaşlar.
Taştir de beyti yarıyoruz. Zaten şatr o. Beyti yarıyoruz. Yani ikiye ayırıyoruz. Araya ya iki mısra veya üç mısra koyuyoruz arkadaşlar. İki mısra koyduğumuzda bu aslında bir çeşit terbiye oluyor. Yani ikiyi dörde çıkardık. Bir terbiye aslında. Eğer iki mısranın arasına üç mısra korsak, yani şatr edip araya üç mısra ekler ve o üç mısrayı beş mısra çıkarıp bir bent haline getirirsek, bu nazar arkadaşlar yine taştır olur ama bu da tahmis örneğidir. Evet, sanki ses kesildi gibi ama bilmiyorum. İnşallah sıkıntı yoktur. Yeniden bağlanıyor gibi bir ibare belirdi. İyi, şükür. Tamam, işte temel mantık bu. Muhammes'te doğrudan beşli mısralar halinde bir manzume düzenlenir. Tahmis'te bir gazel veya kastenin beyitlerinin üzerine mısralar eklenerek beşe çıkarılır. Taşdir'de bir gazelin veya kastenin bir beytinin mısralarının iki mısrasının arası açılır. Araya üç mısra yerleştirilir. Taşdir denince arkadaşlar aklımıza iki nazım şekli gelsin. Ya terbi ya tahmistir. Yani ya dörde çıkarılır ya beşe çıkarılır. Diğer nazım şekillerinde taşdir yok. Yani varsa da standart bir örnek değildir. Dolayısıyla taşdir farklı bir örnek. Yine geçen haftalardan hatırlayan arkadaşlar veya geçen haftadan özellikle biz murabba işlerken bir de ona yakın bir nazım şekli olan şarkıyı işledik. Normalde arkadaşlar demiştik ki şarkıyla murabba birbirine yakın. Hatta şarkıyı araştırmacılar müstakil bir nazım şekli saymıyorlar. Diyorlar ki şarkı murabbanın bestelenmek amacıyla yazılan türüdür şeklinde. Dolayısıyla şarkı ile nasıl ki murabba yakınsa tardiye ile de Muhammed nazım şekilleri birbirine yakın. Evet, burada her tarafta göreceğimiz bilgiler var. En az 4, en çok 7 bentorlar. Bunlar tabii çok standart şeyler değil ama tabii yapılan araştırmada mevcut örnekler üzerinde yola çıkınca böyle bir standart söylenebilir. Yine arkadaşlar muhammes, murabba, müseddes ve diğer nazım şekilleriyle ilgili biliyorsunuz. Eğer bentlerin sonundaki mısralar değil mi, aynı şekilde tekrarlanırsa bunlara mütekerrir, müselles, murabba, muhammes denir. Sadece kafiye sonuçta bir ana kafiye varsa buna da arkadaşlar müzdeviç diyorduk işte. Murabba-i Mütekerrir veya Murabba-i Müzdevice şeklinde bir isim vardı. Bunu da söylüyorum tekrar. Yani şuradaki gibi arkadaşlar. Şimdi dedik ya doğrudan doğruya eğer biz şöyle bir şiir kaleme aldıksak ilk bent bir kafiye şeması 4, işte 5A, ikincisinde 4 tanesi kendi arasında, diğeri şununla kafiyeli. Dikkatin hep kafiye. Artık C, 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 A, D, 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 yani 3'te değil mi? Şey, pardon 4'te ve A şeklinde devam eder. Bu müzdeviçtir arkadaşlar. Yani kafiye ortaklığı var. Şayet geçen derslerde kafiye şemasından bahsederken söylediğimiz gibi eğer son mısralar yani şu bu mısralar eğer kafiye ortaklığı değil de aynen tekrara sahipse burada artık değil mi? Bir nakarat ifadesi vardı. Bu da mütekerrir. Yani tekrar eden anlamında farklı bir özellik arz eder. Bu da tabii daha güçlü bir ayink var. Çünkü her bendin sonundaki mısra aynen tekrarlanır. Buna temel mantık var arkadaşlar. Aslında sevgili arkadaşlar bu müsellesten başlayıp muaşşere kadar uzanan bütün nazım şekillerin temel mantığı bu. Yani
İşte üçlü de şu şurayı görmeyin. İşte değil mi? Üç tane A vardır. 2B bir A şeklindedir. Dörtlü de bu şekilde. Beşli de altı da böyle devam eder. Yani asıl temel mantık aynı. Ya son bentler bentlerin son mısralarında kafiye ana kafiye ortaklığı vardır. Ya da son bendin mısraları mütekerrirdir. Nakarat şeklinde. Yine geçen haftalar söylediğimiz gibi arkadaşlar bu bazen de böyle A, N veya şu şekilde de gösterilebilir. Burada artık kafanızı karıştırmaz. Veya küçük aran üzerinde bunu gösterelim. Ya da şu şekilde gösterilir. Artık karşısına çıkarak duruma bağlı. Biraz büyüteyim, görün arkadaşlar. Şu şekilde. Yani burada ne ile göstermiş? Bu bazen A ile olabilir. Bazen de şu A'nın üzerinde ne işareti de gösterilebilir. Her halükarda mantık bu nazım şekerin tamamında aynı. Evet. Bahsettiğimiz şeyler. Tahmis arkadaşlar şimdi dedi ki şimdi şu bizim arkadaşlar gazelimiz olsun. Gazelimiz AA, BA, CA biliyorsun veya işte AA, XA fark etmiyor. X de olsa B de olsa aynı çünkü şunların ayrı olması önemli. Gazelin mantığı nedir? İlk beyit matla kendi arasında kafiyeli veya işte redifli. Diğer beyitlerde de ikinci mısra birinci beyitle kafiyelidir. Temel mantık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kavrarsak aslında terbi, tahmis, tesis tamam için de aynı şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğerlerine çok durmayacağız. Zaten zamanımız da fazla kalmadı. 12. haftada herhalde 2 haftalık bir zaman dilimimiz kaldı. Yani en azından işte murabbayla, muhammese bu haftaki dersimizde daha sonra çok işlemesek bile musammat nazım şekilleri mantığını kavramış oluruz. Ve en azından öyle umut ediyorum. Bu bizim arkadaşlar temel beyitlerimiz. Bunlar beyit. Sonra üzerine bir mısra ekledik arkadaşlar diyelim. Bunu genel söylüyorum. Bakın eklediğim mısralar oturumların kafiye şemasını ezberlemeyin arkadaşlar. Ne demek? Bunun mantığı şu arkadaşlar. Bu eklediğimiz mısra kendisinden önceki mısraya uyacak. Bakın. Bunun temel mantığı var arkadaşlar. A'ydı ya. Eklediniz bununla uyumlu olacak. Şuna benzeyecek yani. Ekledik. Bu müselles oldu. Bir tane daha ekledik arkadaşlar. Bu murabba oldu. Şimdi şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. Genel nazım şekli düşünelim. Yani terbi tamis elde. Şöyle bir genel şekilde söyleyelim. Yani eğer bu şekilde bir şey varsa üçlü ise müselles, dörtlü ise murabba, beş ise Muhammed şeklinde. Eğer biz beyitlerin üzerine sonradan eklersek artık bunlar Muhammed, murabba olmaz değil mi? Terbi, tahmis, tesisiyle. İşte biz bir tane eklersek bunu tesis etmiş olduk. İki tane eklersek terbi. Üç tane tahmis. Dört tane tesis şeklinde devam eder. Temel mantık var arkadaşlar. Yani eklediğimiz mısraların sayısı bentin mısralarını kaça çıkarıyorsa artık o nazım şekli o ismi alır. Burada biz beytin mısraların üzerine 3 mısra eklediğimiz için arkadaşlar bunu 5 dedik. 2 nazım birimi beyitken biz ona 3 mısra ekleyerek bent haline döndürdük ve 5 dedik bunu. Dolayısıyla bunun adı tahmis oldu ve kafiye şeması da bu şekilde arkadaşlar. Yani bir gazel düşünün. Üzerine eklediğiniz her mısra eklenen mısranın kafiyesine uyacak. Temel mantık bu. Bunun tahmis de olsa, taşhis de olsa temel mantık bu şekilde arkadaşlar. Peki taşhisin durum neydi? Bakın arkadaşlar. Şu yine bizim gazelimizin beyitleri. Yani boltla göstereyim arkadaşlar. Biz eğer arkadaşlar buraya iki mısra eklersek bunu dörde çıkarmış olurduk. Buna terbi derdik.
Bu işlemin adı da taştir idi. Fakat biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bak, başa eklemiyoruz, ortaya ekliyoruz. Ortaya eklediğimiz için arkadaşlar artık bunun adı, bu işlemin adı taştir olur. Bu işlemin adı taştir de olsa arkadaşlar yaptığımız iş bir tahmistir. Niye? Çünkü biz iki mısrayı veya beyti bende dönüştürdük. Ne yaparak? Mısraların üzerine değil de arasına mısra ekleyerek bunu yaptık. Dolayısıyla yapılan işlemin adı taştir. Ortaya çıkan nazım şekilde tahmis oldu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, tahmis ve terbi ikiye ayrılıyor. Bir tanesi mısraların üzerindeki mısra ekleyerek bent elde etme. Diğeri beytin mısraların üzerine değil arasına mısra eklemektir. Temel mantık bu şekilde. Şu hususa değinelim artık. Ondan sonra örneklerimize geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bir de tardiye diye bir nazım şeklimiz var. Bu da tabii sıra dışı bir nazım şekli. Aslında tardiyenin bir çeşidi gibi. Bunu da özellikle Şeyh Galip örnek olarak veriliyor bu nazım şekline. Zaten çok herhalde bir elin beş parmağını geçmez yani örnekleri. Özellikle Şeyh Galip'in bu meşhur gazeli var. Ve zannedersem Hüsnü Aşık'ta geçiyor. Bu divanda değil. Evet. Muhammed'in özel bir biçimi. Şimdi Muhammed'de herhangi bir belirgin nazım şekli yok arkadaşlar. Fakat tardiyenin vezin şu arkadaşlar. Tardiye mef'ulü, mefailün, faulün şekliyle yazılır. Mef'ulü, mefailün, faulün şekliyle yazılır. Bir şey daha hatırlatalım. Bilmiyorum, tabii lisanstan hatırlar mısınız? Birinci sınıftan. Edebi Bilgiler dersinde Sikti Melih diye bir terim vardı arkadaşlar. Bu sınavlarda karşısına çıkabilir. Şimdi Sekti Melih de aruz ilgili bir terim. Sekti Melih şuydu. Mef'ulü, mefa'ülün, faulün kalıbıyla yazılan bir manzumenin kalıbının hecelerinin mef'ulün, faulün, feulün, mef'ulün, failün, feulün şekline dönüşmesi demek. Yani ne demek arkadaşlar? Şu İki hece var ya, şu mef'ulünün lü hecesiyle şu me hecesi adeta birleşik kapalı bir heceye dönüşür. Yani mef'ulü, mefa'ülün, faulünün, mef'ulün yani şuradaki me hecesinin kalkıp buradakinin de kapalı olması, sonra ortaya ne çıktı? Mef'ulüyken mef'ulün olduğu. Ve bunlar aynı kaldı. Fail, faulun, feulun. Bu tabi şöyle ya da daha yaygın olan bu aslında. Biz faulun çok demiyoruz. Arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Ben onu da göstereyim. Sonra tekrar eskiyle dönelim. Mef'ulün, faulün, feulün. Tabi bu ne diyelim kalıp da tardiyenin standart kalıbı olduğu için tardiyenin bazı mısralarında buna örnekler bulabiliriz. Yani ilk üç mısra kapalı, sonra failün, feulün şekline dönmez. Yani ileride bir şekilde karşısına çıkarsa mef'ulü, mefailün, feulün kalıbıyla yazılmış bir şiirin mef'ulün, failün, feulün şekline dönüşmesinin adı sektimeli. Yani güzel sekme anlamında. Burada mısrayı daha aktif bir hale getirir. Dolayısıyla böyle bir şiir incelerken böyle bir problemle karşımıza, daha doğrusu böyle bir şeyle karşımıza bunu bir problem olarak değil, sekti meli olarak düşünmemiz gerekir. Bunu da anti parantez söylemiş olmalıyız. Evet. Kafiye şeması da şu arkadaşlar. Bu Müzdeviç Muhammed'e benziyor arkadaşlar. Son mısralarda yani ana kafiye ortak. Dört mısranın da değil mi? İlk dört mısra da kendi arasında kafiyeli.
Yani dikkatini atışır. Şunlar kendi arasında kafiyeli. Son mısralarda ve şuna bakın. Yani farkı nedir? Farkı şu arkadaşlar. Farkı burada DA, CA şeklinde bir durum varken burada durum farklı. Şimdi örnek üzerinde göreceğiz zaten. Aradaki fark o. Bir de Müzdeviç Muhammed özelliği gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar anlattıklarımızı örnek üzerinde görelim. Taşlar yağan bir Muhammed. Biraz da büyütelim. Evet, ya Rabbi hasret ile benim alma canımı bir dahi göreyim mehi na mihribanımı. Ya Rabbi hasret ile benim alma canımı bir dahi göreyim mehi na mihribanımı. Cananımı cefa kılıcımı cananımı cefa kılıcı nevcivanımı şahin bakışı yarimi ruhu revanımı sultanımı efendimi şahı cihanımı. Şimdi arkadaşlar birinci mısramız, ikinci mısramız, üçüncü mısramız, dördüncü mısramız, beşinci mısramız. Kafiye şemasına baktığımız zaman dört tane A ile bunu gösterdik. Değil mi? Dört tane A. Yani dört tane ne diyorum? Beş tane özür diliyorum. Beş tane A ile bunu gösterdik. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sultanımı, efendimi, şahı, cihanımı Sultanımı, efendimi, şahı, cihanımı. Sultanımı, efendimi, şahı, cihanımı. O zaman bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Şunun büyük olması gerektiğini, yani burada bir mütekerrirlik durumu var. Kafiye ortaklığından öte, mısra tekrarında hemen bir durum var. Canımı, namihribanımı, nevcivanımı, revanımı, cihanımı. Bu kısım, biri, şu son mısra ve burada dikkat edin. Bu aynı. Şimdi kafiye şemasını çıkarıyoruz diyelim. İkinci bende bakalım arkadaşlar. Daim tasavvurum bu idi. Aşina ola. Gün yüzünün teveccühü benden yana ola. Aşk-ı nihani derdi deruna deva ola. Aşk-ı nihanı derdi deruna deva ola. Kim der idi çak bu kadar bir vefa ola sultanımı efendimi şahı canımı aşina ola yana ola deva ola bir vefa ola. Dikkat edin arkadaşlar. B B B B. Yani ortaya çıkan tablo şu arkadaşlar. Devamı nasıl olacak o zaman? Daha farklı üç olma imkanı ve ihtimali yok arkadaşlar. Orta ne çıktı? Şunlar kendi arasında kafiye, bunlar kendi arasında, bunlar kendi arasında. Şunlar da aynen tekrarlandığı için burada mütekerrir bir Muhammed söz konusu ya da Muhammed'in mütekerrir diyeceğimiz bir nazım şey. İlk bendi anlamını verelim arkadaşlar. Diğerlerine sıra gelsin. Ya Rabbi hasretle benim alma canımı. Bir vezmimize bakalım arkadaşlar. Artık madem bu dersi aldık, özellikle de özel olarak aldınız. Özellikle Abdülkadir, Büşra, Şeyma, Merve, Ramazan, Serpil. Bu işi seviyoruz. Eski edebiyata gönül vermişiz demek.
O zaman biz bir beyti gördüğümüzde doğru okuduk mu okumadık mı bunu kontrol etmek için en azından vezne bakmamız lazım. Hatta daha da ilerisi için söyleyecek olursak en azından vezne göre okuyabilmek için veznin test edilmesi gerekir. Ya Rabbi bir dahi. Evet, serf mef'ulü failatü mef'ulü failün demiş. Ya Rabbi hasretiyle benim alma canımı. Ya Rabbi hasretiyle benim alma canımı. Bir dahi göreyinme bir dahi göreyinme hitaban tip özür dilerim. Çok net görünmüyor ama namihribanımı bir dahi göreyinme hina mihribanımı şeklinde. Orada bir sıkıntı var. Tekrar bakacağız. Evet. Ya Rabbi mef'ulü hasretiyle failatü benüm alma benüm alma mefailü canımı failün mef'ul failatü mefailü failün. Yani Serpil'in dediği gibi. Sonra bir dahı. Dahı kelimesi Türkçe'de arkadaşlar. Yani orada bir uzatma yok. Ama imni olarak baktığımızda sanki da ve hı hecelerinde uzatma varmış ki ama değil. Bunu daha çok vezni bu şekilde olması gereken durumlarda görürüz arkadaşlar. Bu ne demek? Aslında dahi kelimesi Türkçe bir kelime. Yani şöyle yazılırken arkadaşlar. Hatta tam transkripsiyonu yazdığımızda şöyle yazarız. Dahi. Böyle görünüyor ama şöyle. Bu transkripsiyonu şöyle gösterdim. Dahi şeklinde. Yani Türkçe dahi. Ama sanki imlasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bunun da sebebi arkadaşlar. Bu dahi kelimesine bazen baktığımızda şöyle bazen böyle yazılır. Bazen böyle yazılır. Hatta bazen şöyle yazılıyor olur yani. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde. Özellikle şu iki şekli arasında arkadaşlar eğer veznimizde iki kapalı hece lazımsa çoğu zaman bu şekilde gösterilir ki yani en azından imli olarak da bir imale olduğu ifade edilsin. Burada da eğer diyelim feilat iki açık hece söz konusu ise burada da şu şekilde gösteriyor. Buna aruz imlası deniyor. Yani bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu da önemli bir husus. Eğer vezin gereği Türkçe kelimelerin imlası değişiyorsa bu o kişi o işi bilmiyor değil. Tam aksine o işi iyi biliyor. Aruz imlasına göre en azından görsel olarak orada bize bir ipucu veriyor. Yani orada kapalı heceler vardır demek istiyor. Bu önemli. Özellikle bazı kelimelerin bu şekilde farklı imlaları söz konusu olduğunda aklımıza bu gelsin. Evet. Bir dahı mef'ulü göreyinme gö artık gö hecesinde ve dikkat edin arkadaşlar burada da artık imlaya baktığınız zaman değil mi? Sanki uzun gö gibi ama Türkçe'de uzun şey olmaz. Ama yapı olarak gö re değil mi? Gö reyinme me mef göreyinme mef'ulü hi değil mi? Terkip var. Artık mef'ul gelecek. Na mihriba nı mı? Na mihriban mı? Bu şey yazarım arkadaşlar. Yuvarlak olarak yazsak daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Mehin na mihribanım. Şimdi bu aslında Farsça mihribandır. Biliyorsunuz mihriban şarkısı, türküsü neyse
Onda da aslında geçen kelime bu. Mihriban aslında sevgili. Tabii kelimesi Farsça'da hem güneş hem sevgi anlamına gelen bir kelime. Mihriban sevgili, dost, yar anlamında. Yani buraya bir şey de koyabiliyorsunuz. Mihriban veya mihriban. Türkçedeki okunuşa mihriban şeklinde. Mihriban derseniz medde olur. Mihriban derseniz medde olmaz. Zaten ünlü oradan direkt yansımış olur. Mehi na mihriban. Meh ay istareyle sevgili. Na mihriban sevgisiz. Şimdi mihriban sevgili ama na mihriban sevgisi olmayan. Acımasız, merhametsiz anlamında. Mehi na mihribanımı. O sevgisiz ay gibi olan sevgiliyi şeklinde. Evet. Bir dahı, bir dahı göreyin me hina mihri mı? Şimdi vezin de oturmuş oldu. Evet. Ya Rabbi nida hasretle benim almacanımı. Ey Allah'ım özlem içerisindeyken, sevgiye kavuşmamışken benim canımı alma. Bir daha göreyim mehi na mihribanımı. Yani bir daha o bana acımayan, merhamet etmeyen ay gibi sevgilimi göreyim. Çıkmamış canında umut var. Yani Allah'ım o sevgiliyi bir daha görmeyene kadar benim canımı alma. Ama o sevgili tabii, yani ben seviyorum ama o beni sevmiyor anlamında na mihriban ifadesi kullanmış. Cananımı şimdi na mihriban dedi ya mehin na mihriban şimdi üçüncü mısra cananımı cefa kılıcı nev civanımı canan yine Farsça canan sevgili cefa kılıcı nev civan burada cefa kılıcı yani cefa kılan bana dert çektiren, sıkıntı çektiren nev civanımı. Bu kelimelerin de artık imlasını iyi öğrenim arkadaşlar. Nev civan. Biliyorsun civan kelimesi ne kullanılır? Civan delikanlı. Nev civan da yeni yetme, delikanlı, yetişkin anlamında bir kelime. Evet. Şimdi Allah'ım ben o sevgilinin hasret içerisindeyken onu görmeden ona kavuşmadan canımı alma. Bir daha o merhameti olmayan ay gibi sevgiyi göreyim. Sonra sevgi dedi ya bu sefer cananımı, cefa kılıcımı, nevcivanımı. Üç tane sıfatla onu nitelendirdi. Yani heyecan. Tabi burada aslında şair heyecana gelerek sevgiden bahsediyor. Bu sefer işte o nasıl bir sevgili? Benim cananım bana cefa kılan ve benim işte ne diyelim delikanlı veya genç sevgilim anlamında. Sonra daha bitmedi. Şahin bakışlı yarimi, ruhu revanımı. Evet burada tavsifi sıfat dediğimiz sıfatların ard arda gelmesi veya tensükü sıfat dediğimiz bir sanat var arkadaşlar. Şairin heyecana bir varlığı, kavramı, nesneyi ard arda gelen sıfatlara tavsif etmesi. Tensükü sıfat. Canan, cefa kırıcı, nevcivan, şahin bakışlı, ruhu revan. Karadutum, tatal karam, çingenem, tanem, nur tanem, bir tanem var ya. İşte bu o sanat çerçevesinde bir örnek. Tensikü sıfat. Bu da yine aklında bulunsun arkadaşlar. Sıfat. Arada da sıfatları sıralama. Sanat. Evet, devam etti. Sultanımı, efendimi, bakalım kafiye Şeyma. Sultanımı, efendimi, şahı canımı. Evet, yani ikinci mısradaki o mehinna mihriban geçten sonra aşık rolündeki şairimiz Canan, cefa kırıcı, nevcivan, şahin bakışlı, ruh revan, sultan, efendi, şahıcan. Yani bir sevgili ancak bu kadar sıfatla vasıflandırılabilir. Şahin bakışlı, keskin bakış, işte o divan içinde sevgilinin bakışları var ya. Şahin bakışlı, sonra ruh revan.
Bu ruhu revan arteşer, revan Farsça yürüyen giden demek. Yani normalde biliyorsunuz ruh görünmez. Fakat sevgili hep sergiye benzetir ya işte boyu yok gibidir. Yani aslında adı bir peri tasviri gibi. Yani sevgi o kadar zarif ki artık insan sınırını aşmış, değil mi? Melekleşmiş veya peri çerçevesinde bir varlıktır. Dolayısıyla ruhu revan, yani salınan ruh gibi. Sanki bedene değil de ruha bürünmüş, değil mi? O kadar zarif, o kadar evet, yani insan özelliklerden ayrılmış peri, değil mi? Bir melek haline gelmiş sevgili. Evet, şimdi arkadaşımız dedi ki Mürdev kafiyemi, canımı, namihribanımı, ne revanımı. Tabii ki can, mihriban, revan, civan kelimelerindeki nun harflerini biz değil mi, revi olarak alıyoruz. Ondan önceki elifleri yani Türkçe karşılığı uzun alanı da ritf olarak alıyoruz. Dolayısıyla ritf artı revi eşittir mürdev kafiye. Sonraki harflerde harflerde arkadaşlar redif. Tabii bunu da ben söyleyelim. Bir gazel kaste, gazel kaste gibi değil bu nazım şekli. Bunun her bendinin kafiye şeması farklı olduğu için her bende kafiye farklı farklı bakmak gerekir. Ama bu tür şiirlerde arkadaşlar ana kafiye varsa veya mütekerrir bir mısra varsa onun kafiyesi önemli. Dolayısıyla cihanımı ana kafiye belirlediği için ana kafiyede ne vardır? Yine mürdef, kafiye artı redif söz konusu. Geçiyoruz arkadaşlar. Bu standart bir muhammes örneğiydi. Taşçıları Yahya'nın. Tabi devam ediyor. Bir örnek olsun diye baktık. Tahmise bakıyoruz arkadaşlar. Nabi'nin tahmisi. Tahmis neydi arkadaşlar? Bir gazelin veya kastenin mısralarının üzerine üç mısra eklemekle oluşan nazım şekli. Yani doğrudan yazılmamış, sonradan var olan mısralar üzerine mısra ekleme yoluyla yapılmış terbi, tamiz, teslis şeklindeki nazım şekilleri. Evet. Edip meyli sitem eşkile ah alma gedalardan sakın ey nev nihalim na seza bu hevalardan. İdüp meyli sitem eşkiyle ah alma gedalardan sakın ey nev sakın ey nev nihalimna seza bu hevalardan. Evet, gedalardan, hevalardan. Yazıktır dur tutma cam-ı lutfun müptelalardan kerem kıl kesme saki iltifatın bir nevalardan elinden geldiği hayrı dirig etme gedalardan. Şimdi tekrar baştan alıyorum. İdüp meyli sitem eşki ve ah alma gedalardan. Bezne göre okuyorum. Sizler de bezni buldunuz. Sakın ey nev nihalimna seza bu hevalardan. Yazıktır dur tutmaca mılıt fun müptelalardan kerem kıl kes mesaki iltifatın bir nevalardan elünden gel diri hayrı dirir etme gedalardan. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kerem kıl kesme saki iltifatın bir nevalardan elinden geldiği hayrı dirir etme gedalardan. Sabah kuyunda dildarın nedir üftada üftadeler hali? Bizim yerden gelirsen bir haber ver aşinalardan. Tabiba haki kuyu yardandır eşk teskini. Bana artırma zahmet göz yaşarur tutiyalardan. Bu arkadaşlar esir gurbetüs
Biz senden özge aşinamız yok. Ayağın kesme başın için bizim mihnet seralardan. Fuzuli nazeninler görsen ishar niyaz eyle. Terahum umsa ayıp olmaz gedalar padişalardan. Bu okuduğum beyitler arkadaşlar Fuzuli'nin meşhur gazeli. Kerem kıl kesme saki iltifatın bir nevalardan, elinden geldiği hayrı dirig etme gedalardan. Bu Fuzuli'nin gazeli. Fuzuli'nin gazelinin üzerine Nabi 1, 2 ve 3 yani şu Edip Sakın ve Yazdır mısralarını ekleyerek gazelin her bir beytini 5 mısrayla donatmış. Tabii arkadaşlar bu terbiye, tahmis, tesbih neyse bu nazım şekilleri önemli nazım şekilleri. Çünkü terbiye, tahmisi yapan bu T ile başlayan manzumeleri yazan şairler bu esas aldıkları beyitlerin üzerine mısra girerken aslında oldukça önemli bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Üzerine mısralar ekledikleri o beyitlere vezin, kafiye ve anlam uyumu getiriyorlar. Bu da tabii her babayın hacı değil. Yani adeta o üzerine mısra ekledikleri mısralarla, yani ana mısralarla ekli mısra arasında mükemmel bir uyum ortaya çıkarmaya çalışırlar. Ve genellikle bu ekleme mısralar yapılan gazeller de sıradan gazeller değil. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor arkadaşlar. Siz sevdiğiniz bir şiiri tahmis edersiniz, teslis edersiniz, terbiye edersiniz. Dolayısıyla sizin yaptığınız işlem o şiirini aldığınız şaire de bir aslında hürmetin, bir saygınlığın ifadesi. Özellikle arkadaşlar 18. yüzyılda bu tür nazım şekillerinin sayısında artış var. O da artık işte bir Şeyh Galip gibi, hep derste söylüyoruz, artık Şeyh Galip gibi Nedim gibi büyük şairler olmadığı için büyük şairlerin şiirleri alınıp onların üzerine mısralar eklenerek bir bakıma güzel şiirler yazılmaya çalışılıyor. Bunu da antiparantez söylemiş olalım. Evet, hemen birinci bendin de yine anlamını verelim. Edip meyli sitem eşk ile ahalma gedalardan. Değil mi? Siteme meyledip yani başa kalkıp da gedaların gözyaşını döktürüp onlardan ah alma. Ey taze fidanım, değil mi? Açık ister yola sevgili. Sakın, değil mi? Sakın ey nevni halim, nasezan, naseza uygunsuz. Ah bu hevalardan, ey taze fidanım, değil mi? Uygun olmayan sudan ve havadan kaçın. Yani ey sevgi, sana yakışmayan tavırlar sergileme. O sana meyleden, sana aşık olan kişilere sitem ederek, onları azarlayarak onların gözyaşlarını akıtma, ahını alma. Devam ediyoruz. Yazıktır, dur tutma cam-ı lütfun müptelalardan. O sana tutulmuş olan cedaların değil mi? Lütuf kadehinden uzak tutma, yazıktır. Dur tutma, dur farça uzak. Yani sana müptela olmuş. Tabi müptela aslında tutkun. İşte içkiye müptela diyoruz ya. Burada da aslında sanki aşıklar sevdiğine lütuf kadehine, şarabına tutkunlarmış ve diyor ki onları kendinden uzak tutma. Niye? Çünkü onlar sensiz olamaz. Burada camı lütuf derken lütufla kadeh arasında bir ilgi, bir teşbih veriyor. Şimdi uyuma bakın arkadaşlar. Kerem kıl kesme saki iltifatın bir nevalardan. Ey saki kerem eyle iltifatını nasipsizlerden kesme. Bir neva nasipsiz, bahtsız. Elinden gelen hayrı o düşkünlerden uzak tutma. Bakın nasıl anlamı uyuştu. Ve bendin temel noktası şu.
Ey sevgili, tabi sakin işte sevgili, sevgili işte sakin. Ey saki, ey sevgili, sana yönelen, sana gönül vermiş olan insanları horlama, hakir görme. Değil mi? Onları kendinden uzak tutma, onlara iltifat et. Temel mantık bu. Ve bu anlam çerçevesi Fuzuli'nin beyti üzerine inşa edilmiş. Ve tabii mükemmel bir bağlantı. Yani tamisi yapan mükemmel bir şair, tamis eden şiir mükemmel bir şaire ait ve ortaya böyle mükemmel bir şiir çıkmış. Evet sevgili arkadaşlar. Taştır örneğine bakalım hemen. Çok üzerine durmayalım. Derdin nedir gönül? Sana bir halet olmasın. Bimar eden bu güne seni rahat olmasın. Bizden tesettür etme. Değil mi? Abes külfet olmasın. Bica tabibe varma hiç hacet olmasın. Sad el hazer ki sevdiğin ol afet olmasın. Şimdi bir bu taşdir, terbi, tamiz gibi şiirlerde arkadaşlar iki şairin ismini de görmek istiyorsanız nereye bakacaksınız? Son bende. Tabii ben burada son bende almamışım ama mesela burada Fuzuli Nazeninler demiş. Burada Fuzuli'nin ismini gördük. Burada da Nabiya, Nabi'nin. Bu tamis yapılan şiirdeki şairin mahlası Fuzuli. Bu da tamisi yapan şair Nabiya. Taşta da aynı şeyleri görürüz. Yani son bende baktığımızda görürüz. Bu derdin nedir gönül sana bir halet olmasın. Sad el hazer ki sevdiğin ol afet olmasın. Beytimiz bu arkadaşlar. Bu beytin içine şu birinci, ikinci ve üçüncü mısrayı şu ikinci, daha doğrusu ikinci, üçüncü ve dördüncü mısraları ekledik. Araya yerleştirdik. Ve ortaya bir taşdir çıktı. Yani başa ekledik tamis oluyor. Ortada ekledik tamis oluyor. Ama yapılan işlemin ismi arkadaşlar taşdirdir. Bunun özelliği de bu. Tabii zamanımız çok kalmadı. Bir de tardiye örneğine bakacağım arkadaşlar. Temel mantık bu. Bir gazel, derdin nedir gönül sana bir halet olmasın. Sad el hazer ki sevdiğin ol afet olmasın. Gâhi kirişme, gâhi tegafül, gehi itap, ol mesti naz, mesti mehi nafet olmasın. Asıl beyitler bunlar arkadaşlar. Araya yerleştirilen yani 2, 3 ve 4. mısralarda ziyade veya ekleme mısralardır. Dolayısıyla ortaya bir tamiz çıkıyor ama bu tamiz bir öncekinden farklı. Burada taşdir şeklinde bir tamiz söz konusu. Geçtik tardiyemize. Evet, tardiyeden yapılan Şeyh Galip yeri arkadaşlar. Şeyh Galip'in de hoş geldin ey beridi canan, bahşet bana bir nüvidi canan, can ola fedayı iyidi canan, bir sud ola mı ümidi canan, yarın bize bir selamı yok mu? Evet. İlk bendimiz. Bakın arkadaşlar. Beridi canan, nüvidi canan, ayidi canan, ümidi canan, yarın bize bir selamı yok mu? Şimdi Muhammed'si tamisi hatırlayın arkadaşlar. Ne vardı? A, 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 a. Ama burada ne var arkadaşlar? Burada B, 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 A. Veya böyle demeyin, şöyle deyin. A, 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 B. C, 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 B. Yani hiç farklı bir şey yok. Mantık şu. Şu yarın bize bir selamı yok mu? Gam defterinin tamamı yok mu? Vuslat gibi bir meramı yok mu? Bu mısralar arkadaşlar ana mısra. Yani kafiye ortaklığı var. Bir Müzdeviç, Muhammez gibi. Burada sen arkadaşlar örneği var. Hoş geldin ey beridi canan. Bahşet bana bir nüvidi canan. Can ola fedayı eydi canan. Bir sud ola mı ümidi canan. Yarın bize bir selamı yok mu? Yani B, 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 A, C, 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 A şeklinde kafiyesi var. Hoş geldin ey beridi canan. Mef'ulü
Değil mi? Hoş geldi ne ya beri mefaülün feulün. Mef'ulü, mefaülün, feulün. Sekti baktım var mı diye göstereyim de bulamadım yani büyük ihtimalle olması lazım. Evet bunun da anlamını verelim bakayım. Hoş geldin ey abeli canan. Bu artık Hüsnü Aşk'ta aralarda söylenmiş ve o mesneviye estetik bir değer katan önemli bir manzume. Hoş geldin ey abeli canan. Ey sevgilinin ulağı habercisi hoş geldin. Bahşet bana bir nüvidi canan. Bana sevgiden bir haber, bir değil mi? Yazı bir bilgi bahşet, ver. Can ola fedayı eydi canan. Can sevgilinin bayramına feda olsun. Tabi kurban olsun anlamında bu da. Bir su dola mı ümidi canan? Değil mi? Canandan ümit faydasız ola mı? Yarın bize bir selamı yok mu? Bu bentlerin sonundaki tekrar mısraları istifham üzerine kurulu. Gam defterinin tamamı yok mu? Yarın bize bir selam yok mu? Tam mükemmel bir şiir. Mesnevi Nazım şeklinde yazılan o Hüsnü Aşk'taki estetik unsur özelliği gösteren ve oldukça da ahenkli bir manzume. Tamam burada var arkadaşlar. Bunu tabii PDF'ye dönüştürüp atmam lazım. Herhalde Word şeklini demin göndereyim dedim. Kabul etmedi. PDF formatında inşallah sistem üzerinden atarım. Evet sevgili arkadaşlar. Yani deminden beri veya dersin başına beri anlatmaya çalıştığımız hususlar bunlardı. Aslında dediğim gibi bu bentlerle yazılan nazım şekillerinin musammatların üçlü, dörtlü, beşli veya üçe çıkarma, dörde çıkarma gibi tamamında mantık aynı. Birkaç noktaya dikkat ederseniz üçlü de, dörtlü de, beşli de aynı olduğunu görürsünüz. Bu müselles, murabba, muhammes, müseddes, müsebba ve işte terbit, tahmis neyse bunların içerisinde şarkı ile murabba, daha doğrusu şarkı, murabba, terbi, taştir. Şurada yazayım arkadaşlar. Bunlar birine yakın arkadaşlar. Şunlar da birine yakın. Muhammed Tamiz Taştir Tardiye, Murabba Terbi Taştir Şark. Bunlar aralarında benzerlik olan dörtlü bir nazım şekli. Dört mısrak bentli. Bu da beşli. Yani şarkı ile murabba arasındaki benzerlik gibi tardiye ile de Muhammed arasında benzerlik var ama tardiye biraz daha adeta şarkıdaki gibi akıcı ve daha zarif, daha ahenkli bir özellik arz etmekte. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Haftaya inşallah herhalde 13. haftamız oluyor. Haftada büyük ihtimalle mazeret sınavlarımız var. Ama ona rağmen biz dersimizi inşallah bir aksilik olmazsa tekrar işleyeceğiz. Kalan nazım şekillerine işte müselles de müsebbayı en azından yakın olanları da bir arada işleyerek bu dönemi de sağ salim bitirmeye çalışacağız. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Derslerinize başarılar diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum.